Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, insanoğlu yaratılış ilkesi gereği bir takım meziyetlerle donatılmıştır. Bunların başında haya duygusu gelir. Haya duygusuyla ilgili Allahu Zülcelal Hazretleri bizlere bakın ne buyuruyor. Daha doğrusu insanoğlu yaratılıştan var olan bu hayat olgusunu, duygusunu Allahu Teala besleyecek, geliştirecek ve koruyacak ilkeyi getirmiş oluyor. İşte bu bağlamda Allahu Teala kelamların en güzeliyle bizlere hitap ediyor ve bu konuda bakınız ne buyuruyor. Estağfirullah. De ki, Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açığını, gizlisini, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Evet, hayanın hepsi hayırdır. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak isteyen kişi edep ve haya sahibi olmak zorundadır. Edep ve hayası olmayan bir kimseden hayır beklemek mümkün değildir. Bir kimseden hayır beklemek mümkün olmayınca o kişinin hayatta var olmasının da bir anlamı yoktur aslında. Haya ile iman birbirini tamamlar, biri gidince diğeri de gider. Çirkin ve ahlaksız bir manzara ile karşılaştığında utanan, başını öne eğen ve yüzü kızaran bir insan utanma duygusu taşıyan haya sahibi kimsedir. Estağfirullah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü buyuruyor ki limen la haya lehu ve la dine lehu. Hayası olmayanın dini de olmaz. İşte bu bağlamda insanlık şerefiyle bağdaşmayan bu manzaradan kalbi sıkıntı duyar, duyguları incinir ve vicdanı rahatsız olur. Haya sahibi bir insanı kötü bir işten caydırmak için ona utanmıyor musun demek yeterli olur. Ancak kardeşlerim, bugün televizyon ekranlarında, canlı yayınlarda insanlığın adeta tamamen reddettiği, haya ile bağdaşmadığı bir takım programlar karşısında insanlar gerçekten ne oluyor demiyorsa, bunlara karşı gereken şikayetleri yapmıyorsa, maalesef bu hayasızlığa, bu ahlaksızlığa, bu edepsizliğe karşı bizler de sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluyoruz. Muhterem kardeşlerim, utanma duygusu taşıyan bir kimse sadece insanların gördüğü yerde değil, insanların görmediği yerde de kötülükten kaçınan kimsedir. Böyle kimselerin ruh sağlıkları yerinde olur, vicdanları rahat olur, onları daima güler yüzlü, mütevazi ve güvenilir insanlar olarak görürsün. Haya sahibi bir insanda hile, yalan, sahtekarlık, hırsızlık, kovuculuk, rüşvet gibi insani toplum ilişkilerindeki hoş görmeyen, hoş görülmeyen çirkin davranışların hiçbirisini göremezsiniz. Neden? Çünkü haya hepsi hayırdır. Haya ile, utanma ile hareket eden kimse bu ahlaksızlıkları yapmaz. Haya kalbi bozan, günahlara karşı bir engel olur. Evet, bu çok önemli. Haya, utanma duygusu, insanın iman kuvvetini ve edep miktarını belirler. Evet, iman artma, eksilme olmaz. Ehli sünnet itikadı inancımıza göre iman artma, eksilme söz konusu değilse de ameller ile kuvvetlenir. Doğru bir amel ile kuvvetlenir. Haya, hayrın direği,
karıştığı her iyiliğin temel unsuru olur. Batıla göz yuman haya sahibi olamaz. Haya sahibi hakka cephe açmış olanlarla düşüp kalkmaz. İnkarcılara muhabbet beslemez. Müslüman dilini batıla dalmaktan ve konuşmaktan, gözünü avret yerlerine şehvetle bakmaktan, kulağını başkasının sırlarını dinlemekten ve insanların ayıp yerlerini ortaya çıkarmaktan korumalıdır. Bu asli vazifesidir. İslamsız haya ve faziletsiz bir insan kendi şahsiyetini silmiş, şerefini yıkmış ve kötü arzularının esiri olmuştur. İşte bu bağlamda haya kötülüklere perdedir. Son zamanlarda özellikle ekranlarda öyle ahlaka aykırı programlar yapılıyor ki bunlara karşı bizler duyarlı olmak zorundayız. Sadece televizyonumuzu kapatmak yetmez. Tamamen bu programların yayınlardan kaldırılması için hukuki olarak ne yapmamız gerekiyorsa, nerelere müracaat edip şikayetlerimizi yapmamız gerekiyorsa mutlaka yapmamız gerekiyor. Allah hepimizi haya timsali insanlardan eylesin. Haya ile faziletimizi, imanımızı kuvvetli bir kişiliğe döndürsün.